Sevgili izleyiciler, değerli küçükler, Bilin Bakalım programıyla sizlerle Bursa'dayız. Bu programda ilginizi çekecek pek çok konuyu anlatacak ve sizi Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne davet edeceğiz. Normalde bir insan 150 kiloyu tek eliyle kaldırabilir mi? Şimdi bunu kaldıraç düzeneğinde tek elimle denemeye çalışacağım. Ağırlığımız burada. İpi tuttum. Kımıldamıyor bile. ...150 kiloyu biraz yerinden kımıldatabildim. ...150 kilo... ...ilerleyen iplerde daha rahat kalkmaya başladı. Ama yine zorlanıyorum. Kaldıraçın bu bölümünde 150 kiloyu rahatlıkla yerinden kaldırabiliyorum. Ve son ip. Bırakın eli, 150 kiloyu parmağımla kaldırıyorum. Evet çocuklar, bilmek ve uygulamak konusundaki farkındalığınızı geliştirmeniz ve unutulmaz deneyimler yaşamanız için hepinizi buraya davet ediyoruz. İnsanlar ilk günden itibaren işlerini kas kuvveti sayesinde gördüler. Kas kuvvetinin yetmediği zaman bunu nasıl yapacaklarını düşünüp zekaları sayesinde bu zorlukları da yenmeyi başardılar. Kas kuvvetiyle yapamadığı işi kolaylaştıracak bir takım basit düzenekleri icat ettiler. Çocuklar bakın, bu düzenekte kendi ağırlığımı nasıl kolay bir şekilde taşıyorum. İzleyin. Evet, siz de Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne gelerek kendi ağırlığınızı bu şekilde taşıyabilirsiniz. Şimdi yanımda asistan arkadaşım Burak var. Kendisi tek makaralı koltukta oturuyor. Benimkisi ise 4 makaralı, yani daha kolay kalkıyor. Burak, hadi bakalım kendini kaldırabilecek misin? Ağırlığını taşıyabilecek misin? Görelim. Evet çocuklar, sizi buraya bekliyoruz. Ağırlık ve denge, bütün cisimler yer çekiminden dolayı bir ağırlığa sahiptir. Ve bu ağırlıklarından dolayı eğik düzlem üzerinde yukarıdan aşağıya doğru yuvarlanır. Peki sizce çocuklar, koni neden yukarı çıkıyormuş gibi görüyoruz? Bu düzenek kütle merkezinin hareketini göstermek için tasarlanmıştır. Fizik kanunlarına göre kütle merkezi eğik düzlem üzerinde yukarıdan aşağıya doğru düşmeye eğilimlidir. Aslında cismin ağırlık merkezi koninin genişleyen yüzeyi ve düzeneğin uçlara doğru incelen kısmı nedeniyle aşağıya doğru hareket ediyor. Burada koninin kütle merkezi düştüğü halde yukarı doğru tırmanıyormuş olarak algılamamıza neden oluyor. Koninin aşağıya doğru indiğini ancak uç kısmın yerden yüksekliğini ölçtüğümüzde fark edebiliriz. Düzenek gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya doğru eğimli. Cambaz bisiklet düzeneği, biraz önce denediğim ağırlık ve denge sistemi üzerine kurulmuş başka bir örnek. Şimdi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nden bilim avcısı arkadaşım Emirhan'la bu düzeneği deneyeceğim. Ama çocuklar, belli talimatları var. İşte bu tabelada yazılanları okuyorum, biliyorum ve size de hatırlatıyorum. Emirhan, tabii ki güvenlik önlemleri şart bunu kullanmak için. Tabii ki, kesinlikle. Yani aslında düzeneğimiz tabii ki güvenlik önlemlerini almak zorunda olduğumuz bir noktada. Çünkü yükseklik arz eden bir durum var. Tabii ki bu tarz düzenekleri kullanmada en önemli olaylarımızdan ve kurallarımızdan bir tanesi yaş ve kilo orantısı, boy orantısı çok önemli bu tarz düzenekler. Kaç yaşına kadar çocuklar kullanabiliyor? En aşağı 12 yaş ve üzeri kullanabiliyor. Maalesef daha küçük arkadaşlarımıza denetemiyoruz. Onların biraz daha beklemeleri lazım onun için. Ama siz bugün deneyen şanslılardan biri olacaksınız. Tabii ki. Hadi o zaman cambaz bisikleti deneyelim. Biraz da heyecanlandım. Yerden kaç metre burası? Yaklaşık 15 metre yukarıda olacağız. 15 metre. Evet. Hadi. Cambaz bisiklet talimatları ve güvenlik kıyafetlerimizi giydik. Emirhan'la beraber sürüşe hazırım. Evet çocuklar, şimdi cambaz bisikletine bindim. Resmen ipin üstünde bisiklet kullanacağım. Emirhan, başlayalım. Hadi başlayalım o zaman.
Evet, görüyorsunuz çocuklar, ipin üstündeyim. Yerden 15 metre yukarıdayım ve yere bakmamaya çalışıyorum. Şimdi hızlı bir şekilde geliyorum, rahatım. Emirhan gidiyorum. Hoşçakal. Artık usta oldum, tek elle de kullanıyorum, baksana. Çok keyifli ama yere bakmamaya çalışıyorum tabii. Sevgili izleyiciler, kıymetli küçükler, Bilin Bakalım programımızın bu bölümünde Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde farklı bilimsel konuların ancak ufak bir kısmını anlatabildik. İşte bütün bunları ve daha fazlasını öğrenmek ve düzenekleri deneyip birebir bilim heyecanını yaşamak istiyorsanız hepinizi buraya, yani Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne bekliyoruz.